Dünyamız tüm bu küresel ve bölgesel sorunlarla mücadele ederken, birkaç hafta önce Myanmar'dan aldığımız acı haberlerle bir kez daha dünya irkildi. Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Müslüman toplum provokatif terör eylemleri bahane edilerek adeta bir etnik temizlik yapılmaktadır. Zaten çok büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşayan, vatandaşlık hakları dahi ellerinden alınmış olan Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden göç eden insanların yönlendirildiği Bangladeş'teki kamplar asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değil. Uluslararası toplum tıpkı Suriye'de olduğu gibi Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacak. Asıl olan Bangladeş başta olmak üzere ülke dışına sığınan Arakan halkının asırlardır yaşadıkları kendi topraklarında güven, huzur ve refah içinde hayatlarını sürdürülebilmelerini temin etmiş. Türkiye olarak bu krizin çözümü için de gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın başkenti Astana'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısı vesilesiyle katılımcı ülkelerle bu konuda özel bir oturum gerçekleştirdik. Eşim, oğlum, Dışişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı Bangladeş'e o kampları yerinde görmeye gönderdi. Ve orada yaptıkları ziyarette gıda, ilaç, din, bu tür destekler ve ikinci etabını da takip ediyoruz. Bu desteklerimiz devam ediyor. Ve şimdi Birleşmiş Milletler binasında İslam İşbirliği Teşkilatı Rohingya Temas Grubu toplantısını gerçekleştireceğiz. Son krizin hemen ardından 7 Eylül'de Bangladeş'teki kampları ziyaret eden eşim, Dışişleri Bakanımız, Bakan ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, ülkemizin resmi kalkınma yardım kuruluşu olan TİKA, Myanmar'da yardım faaliyeti yürütebilen tek organizasyon durumundadır. Ayrıca AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız Bangladeş ve diğer ülkelerde mağdur durumda bulunan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırma faaliyetlerini sürdürüyor. İlgili ülkelerin gereken imkanları sağlaması halinde yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı şekilde sürdürmek istiyoruz. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'le de bu konuları bugün görüştük. Şimdi ise bu adımları süratle atmanın hazırlığı için.